Takas Bank sunar. Değerli izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. 8.si düzenlenen Türkiye'de Sermaye Piyasaları Kongresi'nin olduğu alandayız ve hem yatırımcılarla hem de zaten tüm paydaşlarla buluştuk ve Sermaye Piyasaları Kongresi güzel bir heyecanla devam ediyor. Oldukça önemli etkinlikler, eğitimler, paneller ve tabii ki çok önemli sektör temsilcileri. Burada benim de çok değerli iki konuğum olacak. Onlardan biri Cem Tutar, Matrix Finansal Teknolojiler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı. Cem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir başka konuğumu hemen takdim etmek istiyorum. Kerim Arıcan efendim. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kurumsal Mimari ve Proje Yönetim Direktörü. Kerim Bey de burada. Kerim Bey, siz de hoş geldiniz. Güzel bir ortam var. Yatırımcılar burada. Sizler buradasınız. Hem kamu kurumları hem özel şirketler burada. İsterseniz Cem Bey ile başlayalım. Yani bu ekosistem 8 senedir devam ediyor ve ben aslında burada büyüdüm desem yalan olmaz. Yani yatırımcılara broşür dağıttığımı da biliyorum. Onlara eğitim verdiğimizi de, sizler gibi değerli konuklarla konuştuğumuzu da biliyorum. Hemen duygularınızı alalım. 8. düzenleniyor ve bu sermaye piyasalarının yani Türkiye'deki en önemli buluşma noktası. Çok değerli yapılan bir çalışma. Burada Sermaye Piyasası Birliği'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok yoğun bir çaba var ve her sene katılım gerçekten çok güçlü ve heyecanlı şekilde devam ediyor. Biz de burada bulunuyor olmaktan hem kurumsal olarak hem bireysel olarak çok memnunum. Akşam da panelde birlikteyiz. Doğrudur. Heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz. İşler Dünya'da Yatırım adlı panelde zaten tüm paydaşlar da burada olacak. Geri Bey, yani dünya değişiyor. Takas Bank da kendini güncelliyor ve değiştiriyor. Bütün merkezi yapıların değiştiği de bir dönemdeyiz. Akşam panelde bunu da konuşacağız ama öncelikle sizin gözünüzden, Takas Bank gözünden Sermaye Piyasaları Kongresi'ni nasıl okumak lazım? Öncelikle tabii yıllardır bizim kurumumuzda katılıyor. Benim kişisel olarak ikinci panelist olarak katılışım olacak. Çok hızlı gelişiyor teknoloji. Ben teknoloji tarafındayım, bilgisayar mühendisiyim. 31 yıldır sektördeyim. Biz hem sistemlerimizi güncelleyip hem hızlandıracak şekilde hem yeni ürünler geliştirecek şekilde hızlı bir yarışa devam ediyoruz kurum olarak. Biz Borsa İstanbul grubu olarak, Borsa İstanbul, Takas Bank ve MKK olarak üçlü bir grup şirketiyiz. Sürekli proje yapıyoruz şu anda. Aslında teknoloji çok da direkt dokunduğu bir alandasınız, evet, değil mi? Evet. Yani hem sistemlerimizin hızlı çalışması lazım, hem kesintisiz çalışması lazım, hem güvenliğinin çok yüksek olması lazım. Üç kurum tabii Borsa İstanbul açısından aşırı hız çok önemli. İşlemlerin çok hızlı olması önemli ve bütün altyapıları, ben aynı zamanda kurumsal mimari yöneticisiyim. Bütün sistemlerin çok hızlı olacak şekilde tasarlanmış ve normal diğer başka sistemlerden farklı. Takas Bank'ın sistemleri, biz aynı zamanda BDDK'ya tabiiz, bir bankacılık var. Bizde iş sürekliliği çok önemli. Sistemlerin hiçbir şekilde aksamaması, down olmaması gerekiyor. MKK tarafı ise, onlarda da bir orası saklama tarafı, orada da bilgi güvenliği çok önemli. Çünkü müşteri verileri orada saklanıyor. Her kurum bu üçüne birden dikkat ediyor. Herkesin kendi önceliği farklı. Üç kurumumuzun da ISO sertifikasyonları var bununla ilgili olarak. 27001 bilgi güvenliği, 22301 iş sürekliliği ve 20001 servis yönetimi şeylerimiz var. Üç kurum. Ayrıca biz tabii BDDK tarafından denetleniyoruz. Yine SPK üç kurumu da denetliyor. Sistemlerimizin kesintisiz olmasını sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. 99-95 gibi çok yüksek bir hedefle çalışıyoruz. 99-98 iş sürekliliğiyle sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Biraz sonra geleceğim. Çok da anlamadım. Teknik konular. Yani biraz teknik konuşayım. Teknik evet. Konular ama siz basit basit anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Cem Bey, teknoloji dediğimiz şey böyle bakıldığı zaman aslında zamanı da büken de bir şey. Hızlandı da. Belki hani önümüzdeki 50 senedeki teknolojik gelişmeleri bir ayda yapay zekada işte algoritmaların gelişmesiyle göreceğiz. Bu anlamda dolayısıyla yatırımcı da bu teknolojik hıza ve bilgiye
formasyona yetişebiliyor mu sizce? Bu zaten şu an herhalde en önemli sınama. Hem kurumlar için hem yatırımcılar için. Yani mesela 3 kurumunda biz örneğin ön yüzlerinden bir tanesiyiz. Veri dağıtıcısıyız. Dolayısıyla yatırımcıların ve aracı kurumların onlara eriştiği, bir yandan yatırımcıların aracı kurumlara eriştiği ve aslında bütün sermaye piyasasının penceresi gibiyiz. Şimdi buradan baktığınız zaman teknolojik gelişmeler, işte 21 sene önce kuruldu Matrix, veri dağıtım firması diyorduk. Değil mi? Bugün artık finansal teknoloji firması diyoruz. Yapay zeka ile ilgili ürünler çıkartıyoruz. Altyapılar, daha hızlı emir altyapıları, risk yönetim sistemleri, işte anlık veri üzerinde akan yapay zekalar, algoritmalar, bunları konuşuyoruz. Ama sizin bunu üretmeniz aslında hani teknoloji akımları bir moda akımı gibi değil. Hani güzel bir ceket, o değil konu. Esasında her kez için yapıyorsunuz bunu. İnsanlar için, yani yatırımcılar için yapıyorsunuz bunu. Onların bunu tüketebilmesi gerekiyor. O da hem finansal okuryazarlık hem teknoloji okuryazarlığını bir arada harmanlamayı gerektiriyor. Ve bütün kurumların zaten bugünkü gibi işte organizasyonlarla, yayınlarla, sizin değerli yayınlarınızla aslında bütün bu teknolojiye hep beraber daha yukarı, daha ileri gidebilmemiz için birbirimizi eğiterek gidiyoruz. Biz yani... Evet, 2005 senesinde mobil uygulamayı ilk yazdığımızda bir arkadaşım, ben de programcısıyım uygulamanın, dedi ki yani bütün gün ekrana bakıyorum, Matrix'e bakıyorum, rahat bırak beni, gece rahat uyuyayım dedi. Bakın daha bir şey bu. 5-6 ay geçti aradan, işte Amerikan verisine bakmadan uyuyamıyorum dedi. Şimdi ondan sonra bakınca bu sefer o başladı, bu niye yok? Siz bu sefer uygulamayı geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu bir sarmal işte, birbirini besleyen, dönüştüren, geliştiren bir şey. Hep beraber aslında büyüyoruz. Evet, sizin aslında çok önemli saptamalarınız da var. Büyüyoruz ama bir taraftan da çok dezenformasyona da açıkta hale geliyoruz. Biraz da onu konuşacağız ama Kerim Bey birazdan bir görüşmesi var. Görüşmesine gitmeden önce son bir soru sormak istiyorum Kerim Bey. Şimdi dediniz ki MKK'nın da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, Takas Bankı'nın hepsinin ayrı ayrı sorumluluğu var. Ayrı ayrı görevleri var. Teknolojiyle birlikte bu sorumluluklarınız daha kolay bir şekilde yapabildiniz mi? Yoksa daha mı zorlayıcı bir nokta oldu? Yani hacklenmesi, saldırılması, bilgiyi saklanması daha mı zor hale geldi yükselen teknolojiyle birlikte? Yani her yeni teknolojinin tehditleri var, fırsatları var. Zaten birazdan panelde o konuları detaylı konuşuyor olacağız. Biz bunlara hepsine hazırlıklıyız tabii. Bütün sistemlerimiz full yedekli, İstanbul'da, Ankara'da yedekli, artı bütün diğer kurumlarla olan entegrasyonlarımız da şey var. Bütün yazılımlarımızı kendimiz geliştiriyoruz, dışa bağımlılığımız yok. Bu çok önemli. Kendi sistemlerimizi kendimiz geliştiriyoruz, kendimiz de şeyini yapıyoruz, hizmetini veriyoruz. Aslında biz bir bankadan çok finansal servis sağlayıcıyız. Yani zaten teknoloji çalışan, sağlayıcısı da aynı zamanda değil mi? Evet. Kerim Bey çok teşekkür ederiz. Hazır ederiz. Denizken, Deniz'e de söyleyeyim. Deniz konuk değişimimiz olacak. O zaman bir fiyatları verelim. Yönetmenimize de buradan sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Birazdan Erdoğan Turan da yayınımıza eşlik ediyor olacak. Evet, kongre alanındayız ve benim de sektöre girdiğim zaman demişim ya, burada büyüdüm desem yalan olmaz. Ahmet Mergen'le az buralarda yarışma sunup yatırımcılarla bilgilendirme yapmadık. Birisi de benim çocukluğuma belki şahit olmuştur burada. Erdoğan Turan, hoş geldin. Hoş bulduk, evet. Beraber büyüdük. Beraber büyüdük bu kongre yollarında. Evet. Nasıl gidiyor? Öncelikle bu kongre 8.sü düzenleniyor. Biliyoruz ki çok çok önemli. Sen neler söylemek istersin öncelikle? Ya işte her sene bir sefer yapılan bu kongreleri biz önemli buluyoruz. Çünkü hem sektör temsilcileri bir araya geliyor hem de sektörün yan alanlarında faaliyet gösteren firmaların ne yaptıklarını daha net birinci ağızdan duyma imkanımız oluyor. Üniversite öğrencileri geliyor, yatırımcılar geliyor, kurum teslimcileri geliyor. İşte para ve sermaye piyasaları deyince hepsini bir çatıda bulmanın imkanı işte bir gün burası. O yüzden güzel oldu. Çok güzel oluyor. Şimdi Cem Bey'le biz yayından önce şöyle bir şey konuştuk. Bir dakikada binlerce, belki de milyonlarca tweet, içerik, mail ya da işte TikTok mesajı paylaşılıyor. Şimdi finansal okuryazarlık bu kadar çok konuşurken bir dakikada böyle binlerce içeriğin tüm dünyada aynı anda yayılması aslında finansal okuryazarlığı hem kolaylaştıran hem de dezenformasyonu da açık hale getiren bir nokta oluyor. Birazdan bununla ilgili görüşlerini alacağım ama Cem Bey ne dersiniz? Yani teknoloji hayatımızı daha mı kolaylaştırdı yoksa kandırılmaya daha açık mıyız şu anda? Her ikisi de. Yani şöyle düşünün, arbitraj örneğin,
teknolojinin hayatımıza getirdiği bir şey değil mi? O milisaniyelerden, saniyelerden faydalanıyorsunuz. Ama o arbitrajı engellemeye çalışan şey de teknoloji. Başka işte onu piyasa yapıcı yazılımıyla engellemeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji birbiriyle de bir yandan mücadele ediyor. Bir yandan da işte demin söylediğimiz şey, şimdi yanlış söyleyeyim, 350 bin tweet atılıyor dakikada. Bir dakikada 350 bin tane X paylaşımı. X paylaşımı atılıyor, doğru. 625 milyon video izlenmesi var TikTok'un. Bir dakikada 3.47, 3.5 milyon adette YouTube'da. Şimdi bu içeriklerin içinde doğal olarak işte yatırım dünyasına ilişkin içerikler de bir hayli üstlerde. Ve bunlarda da yani hani amiyane tabirle canı sıkılan, değil mi? Açıyor bir yayın ve ben böyle düşünüyorum, şöyle olacak, böyle olacak diye. Şimdi insanlar bunlara sürekli maruz kalıyorlar ve çevreleriyle birlikte maruz kalıyorlar. İşte Telegram grupları, sosyal medya paylaşımları. Bir de gerçekten kurum ve kuruluşlar var. Ve insanlar bir anda böyle işte şeyin peşine gidiyorlar. Ne diyelim, çoğunluğun peşine gidiyorlar. Ve burada sosyal medya tarafında özellikle olumsuz içeriklerin veya yanlış içeriklerin yayılma hızı çok daha yüksek. Yani bir tweet atıyorsunuz, 1000 kişi görüyor diyelim. Düzeltmesini yapıyorsunuz, 100 kişi görüyor. Değil mi? Yani dolayısıyla bu denenebilecek bir şey. Herkes bunu kendi medya hesabından deneyebilir. Dolayısıyla bu içeriklere maruz kalan insanların yanıltılması ciddi bir konu. Dijital dönüşüm aslında bizim düşünce yapımızı ya da algılayışımızı ya da neleri algılamak istiyorsak onları algılatılması konusunda da ciddi bir altyapı oluşturdu. Bunlardan kendimizi hem kurumsal tarafta hem bireysel tarafta korumamız artık ciddi hayati hale geldi. Sizin bu anlattığınızdan şöyle bir nokta da çıkıyor. Çok kötü bilgiler var ve art diyeti bilgiler var. Ben tamam hani iki para kazandım, bu art dilti bilgilerin olduğunu görerek onlara uydum. İki para kazandım ama üçüncü de çok büyük para kaybedebilirim. Dolayısıyla benim için artık bundan sonrasında doğru bilgiyi bulmak ve doğru insanlardan o yoruma bakarım. Aynen öyle. Dolayısıyla sizlerin önemi daha da mı arttı Erdoğan Turan? Ne dersin? Öyle söylemek çok doğru değil ama şunun farkında olmak lazım. Artık piyasaları bu topluluklar, bu komüniteler yönlendiriyor ve büyütüyor. Ben iyi tarafından bakayım, kötü tarafını da sonra söyleyeyim. Piyasaları büyüten bu kalabalık. Yani bu etkileşim sayesinde piyasalar bir sonraki aşamaya gidiyor. İyi veya kötü. Bir sonraki aşamaya bu komünitinin, bu kalabalığın, bu sosyal medya yönlendirmesinin gidişatıyla beraber ulaşıyoruz. Tabii ki içeride, bundan 100 sene önce yazılı medyada da suistimal vardı. Tabii ki. Bugün sosyal medya üzerinden de suistimal var. Hep olacak. Hep olacak, her zaman olacak. Şekli aynı. Değişebilir ama insan aynı insan. Yatırımcı davranışı aynı. Hırs aynı, korku aynı. Bunu kullanmak isteyenler de aynı. Değişen bir şey yok aslında. Sadece kullandığımız araçlar değişiyor. Bu araçları küçümsemek bana hiç doğru gelmiyor. Şimdi geleneksel yatırımcılar ya da benim jenerasyonum ya da bizim üstadlarımız, abilerimiz daha soğuk bakıyor da olabilirler. Veya daha küçümseyici gözle de bakıyor olabilirler. Fakat ben bu tavrı çok doğru bulmuyorum. Anlamak lazım. Neden bu insanlar burada? Neden TikTok videosu izleyerek ya da bir X mi diyeceğiz? X paylaşımıyla bir yatırım kararı alma gibi bir karara gelebiliyorum ben yatırımcı olarak. O zaman başka bir yerdeki boşluğu dolduruyor burası. O zaman kurumlar buraya da dönüşmesi gerekiyor. Bir yerden evet. De hani değil mi yatırımcı buna dönüştüyse finans kurumları, sizler de aracı kurumlar da herkesin oraya dönüşmek gerekiyor. Yani zaten dönüşüyoruz. Aynen. Dönüşmek zorundasınız ya da insanlara ulaşamayacaksınız bir süre sonra. Yani bu bir seçenek değil artık. Dolayısıyla ama şey önemli. Yani evet doğru, eskiden bir yazıda bir problem olabilirdi ama o yazıyı kaç kişi okuyordu? Şimdi etkileşim ne boyutta? İnanılmaz bir boyuta geldi. Şimdi dolayısıyla etkilenen kitle çok büyüdü. Yaş grubu çok değişti. Eskiden 40 yaşın altında insanlar işte borsayla ilgilenme yüzdesi neydi? Şimdi işte reşit olmadan değil mi? Hatta kripto para üzerinden düşünürsek çok daha küçük yaşlarda. Hatta trader'ım diyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıktığı zaman evet bu boşlukların dolması gerekiyor. %100 katılıyorum ama burada geçmişe de karşılaştırılamayacak büyüklükte ve hızda bir bombardıman var. Yani şöyle söyleyeyim, yani bir yurt dışı şirket tanıtım yapıyor ürünle ilgili. Ne yapıyorsunuz diyoruz. Yapay zeka ile işte bir şey. Ne yapıyorsunuz diye biraz kaşınca AI bombardımanı diyor. Yani sosyal medyada AI ile içerik oluşturuyoruz istediğiniz konuda diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Doğruyu temiz olanı ayırt etmek zor. Benim zor. Şu anda bütün elimde bulundurduğum her şeyi yapay zeka hazırladı.
Evet. Yani birlikte hazırlıyoruz. Doğru. Editörüm Remzi Akkök dışında o gerçek zeka, bir de yapay zekamız. Remzi'ye de buradan sevgi ve selamlarımızı iletelim. Şimdi Erdoğan Tıraş, şunu sormak istiyorum. Cem Bey'in anlatmış olduğu nokta başka bir şey. Yani herkes artık kendi özgür medyasını sunuyor ve burada bilgileniyor. Bilgi veren taraf oluyor da bilgi almış alan taraf oluyor. Dolayısıyla denetim ve regülasyon da sermaye piyasası kurumları gibi bu merkezi yapılar da herhalde dönüşüyor değil mi bu anlamda, denetim anlamında? Dönüşsün istiyoruz ama tam olarak buradaki suistimal kapıları kapatılabiliyor mu ya da kapatılabilir mi? Çok zor, çok zor. Burada yatırımcının kendisine düşüyor görev. Yani suistimal edilmemek için yatırımcının ya da işte tasarruf sahibinin ya da karar alıcının bu kararı başkasına öyle veya böyle bırakmaması gerekiyor. Yoksa 18 yaşından büyük yatırımcılar ve aklı dengeleri var. Hani bunun yaşta çok fazla bilgisi olduğunu zannetmiyorum ben. Böyle bakmamak mı gerekiyor? Hayır, öyle bakmamak lazım. Böyle bakamazsınız. Yaşla ilgisi yok bunun. Sonuç itibariyle bir karar alacağım. Fakat bu kararı alırken benim önümde sonsuz sayıda bir şeyler anlatan, bir gürültü de yaratan bir cenah var, bir kütle var, bir kalabalık var. Ben bu kalabalıktan doğru olanı nasıl sayacağım? Deneme yanılma yöntemiyle mi? Ya bu hem zaman kaybı olacak, belki de para kaybı olacak. Ama doğrusunu bulmak zor. Ama doğrusu yok mu? Var. Doğrusu da var. İstifade edebileceğiniz. Aslında bu bir araç. Bu aracı nasıl kullandığınıza bağlı. Doğru kullanıyorsanız, hani hızdan bahsettiniz ya, bilgiye normalden çok daha hızlı bir şekilde ulaşma, yoruma normalden çok daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanı da sunuyor bana. Ne şekilde kullandığıma bağlı. Ben bilgi edinmek için kullanıyorum. Suistimal edilmek için veya alttan alta ya birisi beni yönlendirse de şu konuda bir kararı almayı ben başkasına devretsem diyorsanız zaten onun hazır satıcısı var. Satıcısı var. Siz alıcı olduktan sonra pazar hazır. Erdoğan hocam diyeceğim, yani Erdoğan abim, Erdoğan Turan. Ama yani rapor hazırlamayı, araştırmayı senden, Ahmet Mergen'den sağ olsun öğrendim. Dolayısıyla hazır böyle yayınlar 3 dakika kalmışken şöyle 1 dakikalık bir 2025'e neye yatırım yapmak lazım? Yani hani tamam bu kadar yatırım danışmanlığı değildir dedik ama bu sene çok zordu. Borsacılar açısından çok zordu. 2025 sanki birazcık daha kolay geçecek gibi. Erdoğan Turan ne demek ister? Hiçbir zaman kolay olmadı bana göre. Yani her senenin başında sorulur, klasiktir bu, ne bekliyorsunuz diye. Ve çoğunlukla bu sorunu cevaplayanlar yanılırlar. Ben de yanılacağım büyük ihtimalle, öyle gözüküyor. Ama ben sabit getiride kalanların önümüzdeki yıl biraz kazanç anlamında geride kalacağını düşünüyorum. Yani 2024 yılında işte faiz getirisi yüksekti. Çoğunlukla buraya yöneldi ama ila aynı ay bu bir noktada sonlanacak. Kalabalıktan en erken şekilde sıyrılıp şu anda kimsenin bakmadığı yerlere bakanlar fark yaratacaklar. Bir derece risk almak gerekecek belki. Çok şey değişiyor, işte jeopolitik gelişmeler vesaire var. Yani bunun sonuçlarını kesinmek o kadar kolay değil. Ama önümüzdeki yıl içinde ben Türkiye'de eğer bizim şu birkaç günde haberini aldığımız konu Türkiye ekonomisine pozitif yansımaya başlar diyebiliyorsak Türk sermaye piyasaları için bir fırsat kapısı daha açık kalacak demektir diye yorumluyorum 2025 için. Güzel. Cem Bey, 1,5-2 dakika kadar bir süremiz kaldı. Hem 2025 ile ilgili beklentinizi teknolojik olarak olabilir, insan olarak olabilir. Yani nasıl bir dünya bekliyorsunuz? Bir onu almak istiyorum. Bir de tabii ki yatırımcıları bu algoritmik işlemlerin artması, yapay zekanın artmasıyla hangi yenilikler bekliyor şirket bünyesinde, matris bünyesinde? Hepsi biraz birleştirerek izninizle söyleyeceğim. Yatırım tavsiyesi vereceksek şunu söyleyelim. Bir stratejiniz olsun. Yani o stratejinin de mutlaka şöyle bir parçası olsun. Nerede yanıldığıma ikna olacağım. Yani stratejimi kurduğum bir şeye long short önemli değil. Veya nereye yaptığınız da değil. Yanılma noktanız neresi? Yani bunu bir baştan soğukkanlıyken, henüz para kaybetmiyorken ya da henüz uykularınızı kaçıran paralar kazanmamışken nerede durmanız gerektiğini veya nerede yanlış karar verdiğinizi düşünmeniz gerektiğini önceden belirleyin. Henüz her şey sakinken. Yatırım tavsiyem birincisi bu. Çünkü insanlar yanılabilmeyi kabul etmeli. Bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Yani en bence birinci koşul bu. Teknoloji tarafında ben biraz daha sinir ağlarıyla neuroscience tarafında gelişmeler bekliyorum. Biraz daha o tarafta bir şeyler olacağını düşünüyorum. Yapay zekanın biraz daha bugünkü büyük dil modelleri yerine biraz daha derin öğrenmeye doğru yaklaşan foundation modellerinin sermaye piyasalarında biraz daha öne çıkmasını bekliyorum yavaş yavaş. Daha entegre çözümler, daha kişisel portföy yönetimi metodolojilerinin hayatımıza daha fazla entegre olmasını bekliyorum. Sadece bunu bir sermaye piyasası aracı üzerinde değil, hayatta kullandığımız diğer dijital araçlarla birleşmesi üzerine
bir hem yatırım hem para biriktirme stratejileri vesaire üzerine bir bütüncül bir finansal teknoloji çözümü, kişiselleşmiş teknoloji çözümleri üzerine gelişmeler doğrusu bekliyorum. Bunun dışında da herkese mutluluklar yeni yılda, sağlık, huzur diliyorum. Değil mi? En çok ihtiyacımız olan şey. Vallahi para kazanılıyor. Hele şu şey dünyayı gördükten sonra 2024'te değil mi Erdoğan Turan? Yani sağlık ve huzur en önemlisi. Şimdi yaşlı insanların sağlık deyince önce sağlık gerekiyor elbette. Ama sağlık, akıl sağlığını korumak bunlardan ilk başta. Yani burada Cem Bey'in söylediği çok kritik bir şey var. Eğer psikolojinizi yönlendiremiyorsanız, kullanamıyorsanız, kontrol edemiyorsanız ne yaparsanız yapın sonu hüsran. Önce kendimizi kontrol edelim diyor. Hayır. Çok çok teşekkür ediyorum. Panelde de birlikteyiz. Cem Bey inşallah benden bıkmamışsınızdır. İzleyeceğiz. Akşam birlikteyiz efendim. Çok değerli iki konuğum. Erdoğan Turan ve Cem Tutar. Az önce de Kerim Arıcan Bey bizlerle birlikteydi. Hepsine çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimize. Sabah 7'de tabii ki sabah ekranında birlikte olacağız. Yönetmenim Deniz'e özellikle teşekkür ederim. Bu zor yayını yönettiği için, biz de yönlendirdiği için ona da çok sevgiler. Tüm rejimize, sizlere de tabii ki iyi günler diliyoruz efendim. Takas Bank sundu.